Herkese merhabalar. 6 Ekim 2024. Uzun bir aradan sonra video çekimi yapıyorum. Bahçeye geldik. Yaz döneminde çok video çekmeye fırsatım olmadı. Hem kendi zamanımdan dolayı hem de biraz videolar tekrara düştüğü için iş açısı çok da gösterecek ekstra bir şeyim yoktu. Sürekli aynı videoları çekip çekip paylaşmak da istemedim. O yüzden hem zaman bulamadığım hem de tekrar düşmek istemediğim için video çekemedim. Artık Ekim ayının başlarındayız. Marmara bölgesi için yavaş yavaş Çetner'da hasat başlıyor. Çatlamalar yaklaşık %60-%70 dolaylarında. Şimdi bugün toplayabildiğimiz kadarını toplayacağız ve bunları videoyu alıp sizle paylaşacağım. Videoyu ilk defa izleyenler ya da kanalı ilk defa takip edenler için bilgi vereyim. Bahçe 5. yaşında. Çetner bahçesi. Ve bu sene ilk katından ilk verimi alacağız inşallah. Alt katlar budanmadı. Yani birinci katlar. İkinci ve üçüncü kat. Yani ikinci katlar budandı ve imkanı varsa üçüncü kata çıktıysa da onlar da önümüzdeki senelerde budanmayı bırakılacak ama şu anda biz kademeli olarak 5. yaprakta 1. katı budamayı bıraktık. Minimum budamayla yola devam ediyoruz. Sulama, gübreleme uygulamalarımızı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Haftada 2 sulama, haftada 1 yaprak uygulaması olacak şekilde Mayıs ayının ortasında başlayıp Eylül ayına kadar devam ettik. Sulamaya hala devam ediyoruz ama artık gübreleme işlemlerimizi yapmıyoruz. Hem gübre israfı olmasın hem de sezonu artık geçirdiğimiz için. Ağaçların genel görünümü bu şekilde. 5. yaprakta. 8'e 6 dikim. Şu ara yer 6, 8. Şu iki ağaç arası da 6 metre. Bir hobi bahçesi burası. Ürünleri de şöyle göstereyim. Çatlamalar mevcut. Hani artık hasata uygun. Normalde silkeleme makinamız var. Şöyle göstereyim. Silkeleme makinamız var ama şimdi bizim burası henüz silkeleme için araya uygun değil. Ağaçlar büyüdüğü zaman, yani fiziksel olarak silkeleyemediğimiz zamanlarda bu makinamızı kullanacağız. Soyma makinamız da var. Bahçeyi ilk oluşturduğumuz yıllarda aldık bunları. Artan maliyetlerden etkilenmemek adına. Dolayısıyla toplayabildiğimizi el yordamıyla toplayacağız. Ki zaten şöyle yine de göstereyim odaklayıp. Ürünler çoğu artık kabuk açmış durumda. Bunlar elle bile şey yapılıyor. Şimdi ben soymaya bunların atılmasına çok uygun görmüyorum. Çünkü bu soymaya atıldığında tabii kabuğu direkt soyulduğu için yaklaşık işte 10 dakika boyunca o hırpalanmaya ve sulu hırpalanma durumuna maruz kalacak oluyor. Yani çatlak yoksa bile ya da varsa bile küçücük bir şeyde içerisine su alabiliyor. Kuruması da bu sefer güçleşiyor. Ona keza ürünün raf ömrü de kısalıyor nemden dolayı. Söyleyeceklerim bu kadar. Hasat yaparken yer yer yine fotoğraf ve video paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bu sene 5 yılı boyunca verdiğimiz emeklerin ilk teorik olarak ilk karşılığını alacağız. Bu bahçeyi kurarken genel uygulamalara uyarak ve besleme, ilaçlama uygulamalarına uyarak hareket ettik. Bir hobi bahçesi olmasına rağmen bakımlı bir bahçe haline geldi. Ve biraz da ister istemez tabii göze de geliyor böyle olunca. Yani yapılan işlem gözle fiziksel olarak görülebilir halde. Yani baktığımız zaman 5 yıl içerisinde yaklaşık 6-7 metre dolaylarında bir ağaç haline gelebiliyor. İyi bakımla. Kalibre olarak da şu anda bacağımdan
kalın bir halde. Burada önemli olan homojenlik. Yani fark ettiyseniz bahçenin geneli bu şekilde. Yani homojenlik ne kadar fazlaysa başarı o kadar net bir şekilde gözle görülüyor. Çünkü aynı bahçede tabii ki homojenlik olmayan durumda olabilir ama biz homojenliği yakalamaya çalışıyoruz. Yani homojen büyümeyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde söyleyeceklerim. Bugün kovayla bu ürünlerin hepsini toplayacağız. İnşallah hasatımızı yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Evet, hasatımız devam ediyor. Şu iki sırayı aldık. Bir sıra kaldı. Yaklaşık şu anda iki çuval kadar ceviz aldık. Ağzı açılanları ya da çatlaması olanları şu an topluyoruz. Henüz çatlamamış ve çatlama ilerleyen zamanda çatlayacak olanları henüz almadık. Yaklaşık 3-4 gün sonra bir daha silkeleyip sırıkla bir daha alacağız ağaçları. Böylelikle bir iki seferde hasadı gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda tabii şu anda da alabiliriz. Fakat çatlama olmadığı için makinenin içine attığımızda hırpalanma çok fazla olacak. Ve böylelikle soyulma hem güç hem de üzerinde böyle şeyler kalmış olacak. O yüzden hepsini almadık. Şu şekilde sımsıkı taş gibi olanları, yani çatlamayanları henüz ellemedik. Nasıl indiriyoruz ağaçtan dersek, uzun sırıklarla cevizlerin dibine vurup bir şekilde düşmesini sağlıyoruz. Zaten çatlayanlar dokunulduğunda hemen yere düşüyor. Yere bir yaygı gibi bir şey seriyoruz. Böylelikle yerde bahçe olduğu için domatesler falan düşen cevizleri de bulması bizim açımızdan kolay oluyor. Yaklaşık sadece şu üste kadar bir sıramız kaldı. Topladığımız cevizleri de şöyle bir göstereyim size. Bir öncekinde bahsettiğim gibi verim bu sene sadece alt katta var. Birinci katta. Çünkü birinci kat budanmayıp verime yatmıştı. Üst katlarda yine budama işlemi yapılmıştı. Peyderpey yıllar içerisinde üst katlarda aynı şekilde yapılıp budamayı tamamıyla bitireceğiz. Üst üste binen dallar ya da kuruyanları alacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu an için birazdan bunları soyma işlemi yapacağız evde. İki çuval gibi ürünümüz oluştu. Nasıl topladığımızı da aşağı gidip göstereyim. Normalde silkeleme makinamız var. Fakat şimdi ara yerde bahçemiz olduğu için hem traktörü sokamıyoruz hem de ağaçlar daha 5. yaprağında olduğu için köklere çok zarar versin istemiyoruz. O yüzden bu sene de kullanmadık ama seneye büyük ihtimalle şu sağ tarafla sol tarafa kullanabiliriz. Onu da şu tel örgünün dışından traktörü sokup o tarafa doğru çekip şöyle silkeleyebiliriz. Etrafına yaygı serip böylelikle aşağıya gidene kadar sağ ve sol tarafı haset edebiliriz. Ama orta sırada yine bahçe olacağı için büyük ihtimalle el yordamıyla yapabildiğimiz yere kadar yapmaya çalışacağız. Çünkü burası da su olduğu için annemler de bahçeyi genelde buraya yapıyorlar. İşte mısır, domates, biber, patlıcan. Onların da kendine göre şeyler oluyor. Burası boş. Zaten her sene buğday ve arpa ya da tahıl grubu ekildiği için
hasat cevizlerden önce olmuş oluyor. Hasat ekibini de göstereyim. Annem, babam, benim babam, Cemil annem, eşim. Evet. Aşağıdakileri el yordamıyla topluyoruz. Erişebildiklerimizi. Üst tarafları da sırıklarla indiriyoruz. Bu şekilde. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan makineyle cevizleri soyarken de video çekmeye çalışacağım. Biz de ilk defa kullanacağız. Az da olsa deneyelim istiyoruz. Herkese hayırlı bereketli sezonlar. Baklava gibi.